Zekeriya Öz'ü görevden aldığınızda ne yaptınız? Yeni kurulan Çağlayan Adliyesi'nde başsavcı vekili yaptınız. Bilmiyor muyuz sanki ne olduğunu devamında? Şimdi dolayısıyla o dönemin savunusu yapılamaz. Ancak o dönem derin bir öz ve özürle kamuoyuna anlatılırsa, milletin beni affetsin denirse belki bir ilerleme kat edilir ama bütün bu hadise bir başarı kabul edilemez. Bir başarı kabul edilemez ve bu başarı ve bu CV'nin ve bu CV Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilerek e, bir milletvekili kontenjanı için e, gerekçe oluşturulamaz. Yani Sadullah Bey'le konuşabiliriz, tartışabiliriz, bu başka bir şey. E, ben gazeteci olarak dinlemeye hazırım. Burada dinleyebilirim kendisini. Bu başka bir şey ama koca bir seçmen kitlesi önünde bunu bu şekilde anlatması bence olabildiğince tuhaf ve gülünç olacak. Ali Babacan'ın da bu tür savunmalara girmesini ben doğru bulmuyorum. Şimdi o zaman gelsin Erdoğan da savunsun. Yani Sayın Babacan bugün diyor ki Adalet Bakanı Sağlıklı Ergin çok sayıda demokratik kişi imza attı. Yani kardeşim bu Ergenekon davasında sorumluluğu yok da. Ahim kararların Türkçe yazılmasında mı sorumluluğu var yani bunun? Orada sahiplenmiyor, burada niye sahipleniyor? Yani o karar Erdoğan'ınsa, e bu karar da Erdoğan. Yani ahim kararların Türkçe okunması Erdoğan'ın o zaman. Sonunda peki şuna mı geliyoruz? Ne? CHP kontenjan vermiş olabilir ama bazı bölgelerde hassasiyet yürütüp, adaylar belirlenirken müdahale etmeliydi. Şimdi, şimdi Can, arkadaşların da değerli hazrını sözünü fazla işgal etmek istemiyorum. Şimdi orada ben görüşlerimi söylüyorum. Bazı CHP'liler e, itiraz ediyorlar. Efendim bu, bu bu zaman söylenir mi? Şimdi söylüyorsun. Bak seçim dönemine girdik. Kaldı şurada 35 gün. Moral bozmanın ne gereği var? Kardeşim ben gazeteciyim. Ben bugün söylemeyeyim. Yarın ne zaman söyleyeceğim? Ya bana bu kadar içerlediğiniz bana bana itiraz ettiğiniz kadar gidin de bu listeye bu hazırlayana biraz itiraz edin. Kardeşim bu liste böyle mi yapılır diyeyim. Yani e, ben itirazların baş, belli başlıklarda bir kere ittifak partilerinin oy oranlarına ters orantılı şekilde fazlaca kontenjan ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü bu ittifak partilerinin oy oranı neye göre tespit edilmiş? Hangi ankete bakılarak e, ve kaç oranında oy alacakları düşünülerek onlara 40'a ulaşan bir kontenjan açılmış? Yani 34-35 demokrat, saadet, gelecek ve devaya 5 tane de İYİ Parti'ye o bir özel anlaşmayla. Neye göre 40 verdiniz? AK Parti DSP'ye 1 verdi, Hüdapar'a 2 verdi, yeniden Refah'la Büyük Birlik kendi isimleriyle giriyor. Siz neye göre verdiniz? Ben sayısal olarak bunların fazla olduğunu düşünüyorum. İkincisi, e, ayrılan, bu kontenjanlara ayrılan yerler de en garanti yerler. Yani İstanbul 3, cennetten yer vermek gibi bir şey. Zaten kaybınız mümkün değil ki. Oradan ne kaybedeceksiniz? Mesela bazı milletvekilleri var. Sadullah Bey, Sadullah Bey Hataylı, ömrü boyunca Hatay'da seçilmiş. Ne değişti de Ankara'ya geldi girdi yani. Mehmet Emin Ekmen örneğin. E Mehmet Emin Ekmen benim bildiğim kadarıyla Batman vekili. Yaptı. Batman vekili neden Mersin'e giriyor? E oldu mu yani? E, en azından kendi illerinizden aday olmalıydınız. Bir kısmı en azından. Ben bunu da yanlış buluyorum. En garanti yerlerin ayrıldığını düşünüyorum. Sonuncusu yani şimdi CHP'lerin şu savunması. Bana doğru gelmiyor. Efendim oralar partilerin, o partinin kontenjanı biz oraya karışamayız. İyi bari gelsin kardeşim adam Sezgin Baran Korkmaz oraya koysun yani. Ona da mı itiraz etmeyecektiniz? Hakan Şükür gelsin oraya koysun. Eğer öyleyse orada Böyle bir şey olur mu? Böyle bir liste oluşturmak olur mu? Eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi ve ismi adı altında seçime giriliyor. Ve bu seçimde en çok oy CHP'lilerden gelecek. Kardeşim bu kanalın da izleyicisi, CHP'nin de seçmeni, Cumhuriyet Gazetesi'nin de, Sözcü Gazetesi'nin de, Cumhuriyet Gazetesi'nin okuru ağırlıklı olarak Atatürkçülerdir, sosyal demokratlardır, layık vatandaşlardır. E siz bu, bu zemini terk edemezsiniz. Bence e, o bazı adaylara yer açılmasında da CHP'liler inisiyatifi bırakarak e, kimi yerde itipe, kimi yerde memlekete, hatta bazı yerlerde yeşiller ve sola oy kayma ihtimalini kapısına açtılar. Peki. CHP'den gelen e, izahı...